Öğrencilerin karne sevinci, velilere karne uyarıları böyleydi. Ama şimdi başka bir konuya geçeceğiz. Birkaç gündür, son birkaç gündür özellikle Türkiye'nin Ordu'daki çikolata devinde yaşanan tenkisat da denilebilir. İşten çıkarmaları gündemimize tutuyoruz. Çeyrek asra yakın burada ekmeğini kazananlar da vardı. Ancak iş akitleri tek tek sona erdiriliyor. Şimdi soracağız bu konuyu. Tek Gıda İş Başkanı Sayın Ali Öner stüdyo konuğum. Önce hoş geldiniz diyelim ve hemen soralım ardından. Neler oluyor Türkiye'nin çikolata devinde son birkaç gündür efendim? Öncelikle Elbap'ta yaşanan şehitlerimizle ilgili onlara Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı, ülkemize de başsağlığı diliyorum. Tabii ki son zamanda Ordu'da yaşanan bu olaylar 18 işçi arkadaşımızın iş aklının fesiyle beraber orada şu anda inanılmaz derecede bir etki yarattı. Tabii bu şekilde bir olayın olması sendika tarafından bizim açımızdan da kabul edilebilir bu durum değil. Bize isnat edilen, arkadaşlarımıza isnat edilen işte burada küçülme ile ilgili ve daralma ile ilgili ve otomasyon, yeni kurulacak olan otomasyon sistemleri ile ilgili arkadaşlarımızın artık bu yapılacak şeylerden sonra istihdamına gerek duyulmadığı ile ilgili verilen bir metin var ve bu metin üzerinden de arkadaşlarımızın iş akitleri feshedildi. Biliyorsunuz Sarı Ordu'da ordunun şu anda güzide bir kuruluşu, dünya markası ve biz 2007 yılında başlayan bir süreç içerisinde bu kurumun ayakta kalması için her türlü özveriyi göstermiş bir işçi grubuyuz. Özellikle 13 ay maaş almadan günde 100-120 ton üretim yapan bir işçi grubunun bugün böyle bir olaylara gebe kalması da bizim tarafımızdan çok acı ve esefle kınanacak bir durum haline geldi. Tabii burada öncelikle şirketteki yönetici arkadaşlarımızın bugünkü gelinen durumda ben büyük etkilerinin olduğunu düşünüyorum. Yönetici arkadaşlarımızın bu konuda yeterli bilgi ve şeylerini patronlara iletmediklerini, onlarla gerekli istişareleri doğru bir şekilde yapmadıklarını düşünenlerden. Çünkü bu fabrikanın şu anda İstanbul Üniversitesi'nde hazırlandığı söylenen bir norm kadrodan bahsediliyor. Ve İstanbul Üniversitesi bu fabrikanın şu andaki çalışma sistemini, oradaki çalışma arkadaşlarımızın çalıştığı ortamla ilgili ta İstanbul'dan buraya nasıl bir çalışma yaptı ki böyle bir norm kadro belirledi. Ben biliyorsunuz Erol Bey bu fabrikada 27 yıl bu fabrikanın içinde hizmet etmiş bir arkadaşınızım. Şimdi 27 yıldan beri bu fabrikanın bütün alt kesiminden en üst kesimine kadar belli aşamalarına geldim, çalıştım ve her kademesinde çok iyi biliyorum. Şimdi bugün norm kadro oluşturduğumuz dediğimiz yani bu sayılarda bugün 480 gibi sayılara getirilen bu fabrikanın aslında biliyorsunuz normalde şu anki olması gereken özellikle bu markanın olması gereken norm kadrosu 850'dir. 800-850 civarında olması gerekiyor. Bu ne demek? Bu da Ordu'da şu andaki mevcut sahara çalışanların iki katı bir istihdam demek oluyor. Şimdi biz bu istihdamı artırmak ve istihdamı 800-850'lere çıkarabilmek adına bir şeyler yapmak gerekirken son dönemde gelen yönetici arkadaşlarımız burada nasıl iş çalışma hayatındayken fabrika içindeki iç sistemde çalışmayı ya da kişileri nasıl azaltılarak daha fazla iş üretebilirizin projelerini yapmaya başladılar haklı olarak. Belki kendileri tarafından böyle bakılabilir. Ama yine söylüyoruz. Bakın 2007 yılında Ekim ayının 15'inde bu fabrikayı Toksos Holding Grup bünyesinde aldılar. Ve biz o gün çok sevinmiştik. Niye? Bu fabrika Ordu'da kaldı. Kapanmasına rağmen kalan bir fabrika ve bugün aşağı yukarı 500 kişiye sadece direkt çalışan anlamında 500 kişiye ekmek kapısı olan bir fabrikadan bahsediyoruz. Bu fabrikanın bugünlere gelmesinde Ordu Sahra işçisinin çok büyük emeği var. Çünkü günlerce biz o yolları yürüyerek gidip geldik. Gerek Ordu'daki oluşturduğumuz kamuoyu, gerek siyasilerle yaptığımız kamuoyu ve sivil toplum örgütleriyle yaptığımız birliktelikle ve Sahra işçisinin de davasına inanmasıyla birlikte bugünkü geldiğimiz bu markanın bugünlere gelmesinde çok büyük bir katkımız var. Şimdi deniyor ki daralmadan bahsediliyor. Öncelikle buradan başlayalım. Şimdi daralma ve küçülme. Aslında bugün geldiğimiz konjonktürde baktığımızda Sahra'nın bu markayla ve çıkardığı bu kaliteyle birlikte şu anda mevcut satışının çok çok üzerinde satış yapması gerekiyor. Ama ben şunu çok iyi biliyorum ki biz bir pazarlama ekibi oluşturamadık.
Türkiye genelinde oturtamadığımız bir pazarlama ekibi var. Ve bu biliyorum ki üst yönetimin sorunu ve problemi. Ama bakın oradaki oluşturamadığımız bu pazarlama ekibini oluşturamadığımızın cezasını buradaki üretimdeki arkadaşlara kestiler faturalarını. Şimdi burada bir garabet daha yaşanıyor. İşte bir otomasyon lafıdır dolaşıp gidiyor. Şu ana kadar fabrikamızda bu sistemi çok iyi bildiğim, içeriği de çok iyi bildiğim için bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Kağıt üzerinde bir iyileştirme çabaları var. Veya patronlara öyle anlatılmaya çalışılıyor. Yani realde bir çaba yok ama sadece kağıt. Bakın üstünde. Kesinlikle ben bunu özellikle üstüne basarak söylemek istiyorum. Aslında yapılması gereken ya da otomasyon anlamında yapılması gereken, evet bir iki bölümde böyle bir otomasyon çalışması veya yeni gelen makine grubu yapıldı ve geldi. Şimdi burada şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Yeni gelen bu otomasyonla ilgili, otomasyon dedikleri makinalarla ilgili bize ilk geldiğinde bu fabrikaya getirildiğinde 5 kişiyle bu fabrikadaki işte bir aylık üretimi 5 günde yapılabileceği söylenen bir makineden bahsediyoruz. 5 kişiyle. Ki bu hat normal şartlarda 14-15 kişiyle çalışıyor. Yani otomasyondan önceki farz edilen rakamlardan bahsediyorum. Şimdi geldiğimiz noktada otomasyon sistemi yani bu robot sistemi kurulduktan sonraki makinede şu anda 11 ile 13 arasında kişi çalışıyor. Şimdi otomasyon bunun neresi? Bir. İkincisi daha da bir olayı şey yapalım. Evet üretimin kapasitesini artıran bir durum. Fakat üretim artıyor. Fakat o getirdikleri robotlar bu üretimin şeyini karşılayamıyor. Ön şeyini karşılamadığı için bu sefer onlar hijyen bir şekilde bir tarafa alınıyor ve üretimin dışında aslında normalde işçi arkadaşlarımızın üretim safhasında ve üretim saati içinde sayılması gereken o robotun hesaplanan işçi sayısının üzerinde bir sayıyla bu tekrar paketlemeye ya geri döndürülüyor. Şimdi böyle bir de garabet var. Yani otomasyon da burada ben özellikle önceki günkü basın açıklamasında bunu söylemeye çalıştım. Biz burada bu sistemi iyi bildiğimizi ve bu sistemde aslında yönetici arkadaşlarımızın bahsettiği gibi arkadaşlarımıza iş akdini feshedip bildirdikleri ve üzerindeki bu açıklamaların bulunduğu bu kağıtlarda da açık bir şekilde görüyoruz. Buradaki bahsettikleri konuyla uzaktan yakından alakası yok. Şimdi bir garabet durum daha var burada. Biz diyorlar işçi arkadaşlarımızın onları mağdur etmemek ve iş akitlerini işte biz bu arkadaşlarımızın istihdamını artık sağlayamıyoruz ve bu arkadaşlarımızı biz onları mağdur etmek istemiyoruz. Ve onlara şöyle bir teklif götürdük. Nedir bu teklif? Kırklar elinde bir fabrika açıyoruz. Ve bu fabrikanın ne zaman açılacağı da belli değil. Kimisi Haziran'da deniliyor, Temmuz deniliyor. O dönemlerde açılacak bir fabrika ve büyük ağırlığı dondurma üzerine olacak bir fabrikadan bahsediyoruz. Orada iş arkadaşlarımıza bu tebliğlerde iş verebileceklerini, şu andaki mevcut çıkar iş akitlerinin fesinin hemen akabinde iş akitlerinin askıya alınacağı ve orada da o fabrika açılmadan 10 gün önce de kendilerine bildirim yapılacağı söyleniyor. Nasıl yapılacak bu bildirim? Örneğin bir arkadaşımız şu anda oradan iş akdi feshedilen bir arkadaşımızın ismini vermemde bir sakınca var mı? Yani vermesek daha iyi aslında. Peki. O zaman bir laboratuvar arkadaşımız diyelim. Laboratuvar teknisyeni arkadaşımız diyelim. Yani vasıflı bir arkadaşımız. Ve bu arkadaşımıza teklif edilen iş asgari ücret seviyesinin birazcık üzerinde. Yani bir 50-60 lira gibi bir üzerinde. Yani net ücretinden bahsediyorum. Ve depo işçisi vasıfsız işçi olarak teklif götürülüyor. Ve nereye götürülüyor? 1200 kilometre uzaktaki kırklar eline gönderilmek isteniyor. Şimdi bizim aklımızda oynamasınlar. Bunun olmayacağını kendileri de biliyorlar. Yani böyle bir teklifin hayata geçemeyeceğini kendileri de biliyorlar. Ya meslek, laborantlık teklif edilen depo işçiliği bekliyorum. Ve vasıfsız işçilik. Şimdi yani böyle bir mantığı bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bir başka örnek veriyorum. Bir teknik eleman arkadaşımız. Bu arkadaşımız hiç abartmadan söylüyorum. Bugün iş akdini feshettikleri o arkadaşımıza bugün bütün Türkiye genelinde iddialı ve inançlı bir şekilde söylüyorum. Bakın çok iddialı bir laf söyleyeceğim. Bugün o arkadaşımızın piyasa değeri 6-7 bin lira. En düşüğünden bahsediyorum. Çünkü bu arkadaşımız bugün fabrikada
40-50 bin dolarlara yapılabilecek ya da eurolara yapılabilecek makinaları, parçalarını rahatlıkla yapabilen bir arkadaşımız. Ki bu arkadaşımızın iş akdi Ocak ayından önce feshedilecekti. Bir 40 bin euroluk bir parçanın yapılabilmesi için bu arkadaşımızın iş akdini bu aya, bu zamana kadar ertelediler. Neden? O parçanın yapılması için. Şimdi şunu söylemek istiyorum. 40 bin euroluk bir parçayı yapabilecek bir arkadaşımızı iş akdini feshettiniz. Ve bu arkadaşımızın fabrikadaki kıdem yılı tam 34 yıl. Feshettiniz. Biz ondan yana bir şeyimiz yok. Arkadaşımız ayrıldı, gitti. Emeğinin karşılığında muhakkak aldı. Hiç burada da bir sıkıntımız yok. Bu arkadaşımıza da teklif edilen depo işçiliği ve vasıfsız işçilik. Bu insanın çok ağırına gidiyor. Arkadaşımızın en çok ağırına giden de bu. Süremiz de çok azalıyor. Evet. Ben şunu sormak istiyorum. İşten çıkarılan mevcut işçileri göz önüne aldığımızda hepsinin sendikalı olduğu ortaya çıkıyor, görünüyor ya da. Burada esas amaç bir işveren için ya da bir yönetici için işletmeyi en kolay kâra geçirmenin yöntemi işçi çıkarmaktır. Ama esas amaç sendikasızlaştırma olabilir mi? Yani ya da çalışanı sendikadan ayrı tutmak, işte kendi istediği standartlarda çalıştırmak vesaire gibi. Şimdi Erol Bey, zaten şimdi burada özellikle 2015 yılının 31 aralığında biten bir yetki problemimiz. Bizim şu anda şirketle olan bir yetki şeyimiz var, mahkememiz süreci var. Hem yetki ve hem iş kolu barajına itirazla ilgili bir mahkeme sürecimiz yaşanıyor. Teşekkür ediyorum bu konuya girdiğiniz için de ayrıca. Şimdi bakın, 2015 yılının 31 aralığında biten bir yetki ve akabinde yaşanan bir yasal süreçten bahsediyoruz. Ve bu süreç bizim tarafımızdan bugüne kadar 2017 yılına kadar tüm şeffaflığıyla ve fabrikanın da marka değerine herhangi bir zeval gelmemesi adına bugüne kadar bu konuyla ilgili en ufak bir açıklama veya bir şeyimiz olmadı. Çünkü niye? Biz öncelikle kurumu düşünüyoruz burada. Kurum ayakta kalmalı. Ama bakın, o süreçten bu sürece kadar yetki süreci başladığından ve Ocak ayından sonraki süreçte, başladığımız süreçte şöyle bir şey oldu. Firmanın sürekli İK'ları ve avukatları buraya gelip işçi arkadaşlarımızı sürekli topluyorlar. Üçlü bir sac ayaktan bahsediliyor ve bu sac ayağının ikiliye düşürülmesi ve bu ikiliğinin işçi patron ilişkisiyle daha iyi gidebileceğinden bahsediliyor. Şimdi biz burada o zaman şu geldiğimiz, yaşadığımız süreçte şöyle bir şey aklımıza geliyor. Evet, burada sendikayı bitirmek için bir takım çalışmalar yapılıyor. Ve şu anda ayrılan arkadaşlarımızın içinde iş yeri temsilcimiz de var. Ve bu arkadaşımız laborant. Bu fabrikada Ar-Ge'de çalışan arkadaşlarımız iş akdi feshedildi. Bu fabrikada şu anda en çok ihtiyacımız olan şey çalışma hayatında ürün gamının geliştirilmesine bağlı olan bir birimdeki elemanlardan atılmalar var. Ve inanın buna, samimiyetle söylüyorum, şu andaki tüm çalışmalar burada sendikasız bir yapıyı oluşturmak adına yapılıyor. Şu andaki çıkan ilk grup işçi arkadaşlarımız da diğer arkadaşlarımıza gözdağı maksadıyla işten atıldı. Ve bu süreçten sonra da benim özellikle burada üstünde durmak istediğim konulardan bir tanesi şudur. Evet, böyle bir çalışma yapıldı. 18 arkadaşımızın işi aktif feshedildi. Biz bunların yasal yollarla haklarını zaten arayacağız. Bunda bir sıkıntımız yok. Gereğini yapacak sendika burada. Ama bu saatten sonra yine söylüyorum, açıklamamda da, basın açıklamasında da söylemiştim. Gelin bu fabrikayı büyütmek için elimizde çok güzel fırsatlar var. Bakın, şu son zamanlarda yaşanan bir takım olayların bugün fırsatlara çevrilmesi gerektiği bir dönemde biz şu anda fabrikamızı bir başka kaosun içine sürüklemeye çalışıyoruz. Şimdi ondan bahsedeceğim. Çok az, birkaç kelimeyle. Evet. Bu fabrikanın elinde çok ciddi markalar var. Dünyaya mal olmuş markalar var. Ancak en büyük rakipleri de bugün sıkıntılı anlar yaşıyor. Hal böyleyken fırsata çevrilemez miydi? Şimdi Erol Bey, burada özellikle bu ismini zikredemediğimiz ama şu anda kamuoyunda çok iyi bilinen bu markayla ilgili yaşanan süreçte aslında gördük ki daha sonra açıklamalarda ve daha sonraki yapılan şeylerde aslında diğer firmaların birçoğunun da bu yağı kullandığını biliyoruz. Ve açıklamalar, şimdi onu herkes kendi firmalar, kendi şeylerinden, pencerelerinden bunun açıklamalarını yapmaya başladılar. İşte tam da bunu anlatmak istiyorum. Tam da burada bizim dünyaya mal olmuş bir markayı daha fazla, daha güzel bir şekilde tanıtmak ve onu daha iyi bir yerlere getirmek için
el birliğiyle bu mücadeleyi vermemizin gerektiği bir noktada neden böyle bir kaos yaratıldı? Hemen benim aklıma şöyle bir şey geliyor. 2007 yılının başlarında bu insanlar yöneticileri tarafından öyle bir kıskaca ve baskıya tabi tutuldu ki bu insanlar o gün sendikaya sığındılar. Dikkat edin bakın, yöneticilerin sayesinde bugün sendikalı olmuştur o gün sahra işçileri. Onların baskılarının sayesinde aslında farkında olmadan sahra işçilerine çok büyük iyilik yapmışlardı. Şimdi geldiğimiz noktada da bugünkü yöneticiler aslında bizi daha da fazla birbirimize kenetliyor. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Onlar farkında değiller. Biz bu yolları çok yürüdük. Bir daha yürürüz, hiç sıkıntı yok. Bizim tek derdimiz var, bu kurumun ayakta kalması, ordudan taşınmaması, orduda istihdamını devam ettirmesi ve bu marka orduya mal olmuş ve başka yere gitmemesi adına. Şimdi bahsediliyor bu markanın özellikle 41 elinde, özellikle iki markanın 41 eline götürüleceğinden bahsediliyor. Doğrudur, eğridir, şu anda onunla ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Ama konuşuluyor kamuoyunda bu, sizler de zikrettiniz az önce, konuşuluyor. Biz bunu konuşmamız mı gerekir? Bugün şu fırsatı değerlendirmemiz mi gerekir? Bu burada aynı zamanda fındığın lokomotifi olan bu fabrikanın daha iyi, nasıl daha piyasada tanıtılabilir ya da piyasada ürünlerini rafa daha nasıl bir şekilde üreticiye sunulabilirin hesabını yapmamız gerekirken biz burada bazı arkadaşlarımızın egosunu tatmin edilmesini izliyoruz. Burada lütfen olayı bir şekilde toparlayalım. Bir daha orada geride kalan arkadaşlarımızın lütfen canını yakmayalım. Biz vefa konusunda hiç sıkıntı yok. Biz eğer burada bu fabrikada sıkıntı varsa onlar emin olsunlar yöneticilerden fazla biz düşünürüz. Biz burada samimiyetle söylüyorum. Eğer burada yapılması gereken, işçinin yapması gereken şu kadarcık bir şey varsa işçi sonuna kadar onu yapacaktır. Hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Yeter ki insanları ekmeğinden etmesinler. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür katıldığınız ediyorum, için. Tek Gıda İş Şube Başkanı, Ordu Şube Başkanı Sayın Ali Öner stüdyo konuğumuzdu. Anlaşılan şu, 18 işçinin iç akitleri sona erdirildi. Sendikada üzerine düşen yükümlülük gereği yasal haklarını arayacak. Akşam bültenine devam edeceğiz.